Bilgi nedir? Bilgi işlem merkezi, yani zihnimiz nasıl çalışıyor? Bir bazı veriler yükleniyor oraya, duyu organlarımız vasıtasıyla bilgiler oraya yükleniyor ve biz o bilgileri, yeni gelen bir bilgiyi onlarla kıyaslayarak, karşılaştırarak bir sonuca ulaşıyoruz. Çünkü orada bir buna kıyasat-ı akliye deniyor bizim eski kadim Türkçemizde. Veyahut Batı dilinde baktığın zaman bunun adı o kelimeyi o kadar sevmiyorum ki. Rasyonel falan mı? Değil. Birazdan gelir aklıma. Tamam. Sevmediğim bir kelime. Causality, nedensellik. O kadar aptalca geliyor ki bana, nedensellik. Yani dinamo taşlarını düşün, böyle yan yana sığılmış, bir tanesini deviriyorsun, öbürküler de devriliyor. Nedensellik, causality dedikleri. Halbuki o değil. Şimdi bizim beynimizde yaptığımız, zihnimizde yaptığımız işlem sadece, bak bu çok önemli, bizim kendi çabamızla oluşuyorsa ve bizim daha evvel beynimize yüklenen veriler yanlış verilerse, bir bilgisayar düşünün. Bilgisayar programı yanlış programlanmış. Ne verdiysek? Ne verdiysek o. O bilgisayarın alacağı netice, çıkaracağı sonuç ne olur? Yanlış olur. İşte bizim de beynimizdeki yanlış yüklenmiş verilerle biz karar alırsak yanlış karar alıyoruz. Rabbül Alemin burada manevi kalbi yerleştirmiş. Benim kendi aklımla ulaştığım bütün sonuçlar kesbi dediğimiz bizim kendi çabamdan gelen sonuçlar. Ama Rabbül Alemin'in vehbi olarak da bize bir enformasyon akışı geliyor. Nereden? Yine oradan. Açılıyor varidat, tuluat, İlhamat, fuyuzat diye bir ilahi enformasyon akışı geliyor. Bu ilahi enformasyon akışı, şimdi benim şöyle bir küre düşün, yarı küre, bir kürenin yarısını düşün. Benim kendi aklımla ulaştığım yer burası. Burada doğru da var, yanlış da var ama birçok yanlış da var. İlahi enformasyon buraya geldiği zaman buna tevfik hali deniyor. Ne oluyor? Geçtelt kapanıyor, küre kapanıyor, doğruyu buluyoruz. Marifet hasıl oluyor. Nedir? Lazımla elzem, mühimle ehem. Yani gerekliyle daha gerekli, önemliyle daha önemli arasındaki tasavvufun, tasavvuftaki marifetin tanımlarından bir tanesidir bu. Peki affedersiniz, şu gördüğümüz dünyayı inşa eden biz, bu dünyanın mimarları, baktığımız zaman çevre kirliliğine, ekolojik dengenin bozulmasına, aman Allah'ım ya, ne yanlış kararlar aldık. Demek ki ilahi, yani primary information processing center devreye girmezse, yani bir ilim marifetle beraber gitmezse, Rabbül Alemin'den gelen o tevfik haliyle giderse, şu gördüğümüz manzara meydana çıkıyor. Yani insanlığı işte dünyaya getirdiğimiz, insana yaptığımız bütün zararlar, bundan dolayı kaynaklanıyor. Aydınlanmayla beraber gönüllüğü, kalbi tamamen dışlayan, maneviyatı da dışlayan saf akılla, sadece akılla yeryüzünü yönetmek isteği, arzusu oluşmuştu. Ondan beridir de belimiz doğrulmuyor. Dünyayı mahvettik, ekini, nesli mahvettik. Ellerinizle yaptıklarınız sebebiyle karada ve denizde bozulma başladı deniliyor. O çok önceden haberi verilen bozulma şu an had safhaya çıkmış durumda. Son 50 yıldır belki küresel bir ekolojik felaket yaşıyoruz. Ve daha da gitgide artıyor, iyi bir yere gitmiyor. Sadece aklın bizi getirdiği nokta ortada. O yüzden manevi kalp önem arz etmeye bizim için bu devam edecek. Modern bilimin durumunu bir üstel paradoks diye tabir ediyorum beni. Üstel paradoks. Bir tablo düşün, onun üzerinde iki eğri var. Eğrinin bir tanesi bizim bilgi birikimimiz. Böyle gidiyor. Tetrabyte, yani artık aklın alan sayamayacağımız tetrabyte oranında bir bilgi birikimi var. Ama aynı zamanda bu grafiğin üstüne ikinci bir eğri korsak, aynı oranda da biz dünyayı mahvediyoruz. Aynı hızla. Bu insanlığın, yani bu pozitivizmin, işte bildiğimiz bu batı kaynaklı, ampirizm, pozitivizm, redüksiyonizm falan dedikleri
aklına tapma dininin en büyük çelişkisi. Ya bildikçe dünyayı mahvediyoruz. Evet. Bunun bir paraleli de, ne yapayım abi, o da var. Evet. Bizim halimiz, psikiyatr ve psikologların hali. Milyonlarca sayfa kitap, yayınlanan makaleye rağmen insan psikolojisi hep daha kötüye gidiyor. Peki biz ne işe yarıyoruz? Bir şeyi düşün. Şu masada burada bir nötrolog, burada bir kardiyolog, burada bir beyin cerrahı oturmuş. Herkes diyor, abi sen biliyor musun? Bak biz şunu yaptık, şöyle ameliyatlar. Öbürü diyor ki ben kanserle mücadele ediyorum. Sıra bana geliyor psikiyatr olarak. Siz ne yaptınız? Ne diyeceğiz? %40 oranlarına yükselmiş depresyon. Her iki çocuktan bir tanesi yüksek oranlarda, birazdan şeyleri göreceğiz, grafikleri göreceğiz, kaygı yaşıyor. Bağımlılıklar, kişilik rahatsızlıkları vesaire. Yani bu nereden kaynaklanıyor? Ya kullanma kılavuzunu Allah rızası için bir buzdolabı alıyoruz, kullanma kılavuzunu okuyoruz. Çamaşır insanın kullanma kılavuzunu niye okumuyoruz? O da kuramaz işan. İşte yaptığımız çalışmalar. Dolayısıyla artık hatalardan dönmemiz lazım. Çünkü hem dünyayı mahvediyoruz, hem insan kendimizi mahvediyoruz. Her şeyin püf noktası nerede? Şuralarda bir yerde. Evet, kalpte. Peki değerli hocam, Kur'an'dan manevi kalbin de katmanları olduğunu görüyoruz. Az önce de ismen zikrettiniz. Sadr, kalp, fuad, lüb, bu gözle ilgili teşbihten yola çıkarak. Bunların birbiriyle nasıl bir ilişkisi var? Bizim için, hani herhangi bir vatandaş için bunların farkları nasıl anlatılabilir? İşte anlattık, mecaz gayet anlaşılır. İçe katmanlar gibi. Yine bir aynı şey üzerinden gidelim. Binada yükseldim. Lem kaçıncı yerdesin? Işık daha fazla. Ha, evet. Anlam meydana çıkıyor. Evet. Yani işte orada ne bileyim, daha kendini daha özgür hissediyorsun. Hmm. Eşyanın ve insanın hakikatini görmeye başlıyorsun. Bak dikkat et. Bizim görüşümüz yüzeyde kalıyor. Ne diyor Efendimiz Ali, ne buyuruyorlar Sultanul Enbiya Habibi Hüda Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam? Rabbim bana eşyanın hakikatini göster. Eşya, şeyin çoğulu manasında. Ya insanın hakikati. Demek ki eğer biz emmare gibi nefsin alt mertebelerindeysek, zahirde kalıyor, dış görünüşte kalıyoruz. Ben seni bu sefer işte bir başörtüsünün renginden, işte efendim şeyinden değerlendiriyorum. Ama yükselirse, ne başlıyor? Rukiye, hayret, hayranlık. Yine hadis-i şerifte Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyorlar ki, din hayrettir buyuruyorlar. Demek bu yapıda yükseldikçe hayret artıyor yukarılara doğru. Müminin ferasetinden sakının çünkü o Allah'ın nuruyla bakar diye. O da bir başka hadis-i şerif. Eyvallah. Nuruyla bakıyor. Yani artık saflaştığında nuruyla, onun nuruyla bakıyor. Daha net görüyor. Bir hadis-i şerif daha da tabii çok önemli. O söylediğinle irtibatlı. Mümin müminin aynasıdır. Evet. Yani onun üzerine doktora çalışmaları, yüksek lisans çalışmaları, hep diyorum ki ya Allah rızası için. Dandik dandik şeylerle yapacağın batı modelinin, bak bizim ilmimiz taklit ve kopya üzerine inşa edilmiş bir ilmimiz var. Ya tasavvufun getirdiği öyle bir incelikler var ki. Ne ihtiyacımız var bizim? Ha, alacağız. Ben de kitaplarımda batı ilminden bahsediyorum. Ama öyle bir zenginlik var ki. Ne olur biraz şu doktora çalışmaları, yüksek lisans çalışmaları, işte bu hakikatler manevi kalp üzerine mesela yapılsa. Evet. Ne kadar güzel olur. Harika da bir külliyat var.